Şöyle biz zaten gelen çöp arkadaşlar. Abi ne yapalım şöyle. Ya buraya yay mı yapalım? Çukurova bereketli topraklar olarak kalmalıdır. Ülkemize Avrupa ülkelerinden ithal edilen ve kimine göre çöp, kimine göre geri dönüşüm malzemesi olarak nitelendirilen atıklarla ilgili tartışmalar bir süredir kamuoyunun gündemindedir. Öncelikle bilinmelidir ki Ürk ve Çukurova menşei ne olursa olsun bir başka ülkenin çöpünün, atığının, artığının döküleceği bir alan değildir. Dünyadaki neredeyse bütün atıkların uğrak yerinin Çin, Hong Kong civarı olduğu bilinmektedir. Çin'in atık girişini yasaklamasından sonra Türkiye bu konuda öne çıkmış, devlet tarafından da teşvik edilmiştir. İthal atık miktarı hızla artarak korkunç miktarlara ulaşmıştır. Sadece 2020 yılında 760 bin ton Türkiye'ye atık girişi olmuştur. Bereketli topraklarımızın her tarafı yasa dışı çöplerle doldurulmuş, sularımız ve topraklarımız katledilmiştir. Duyarlı insanların ve kurumların tepkisiyle bu alanda pek çok denetimler yapılmış, pek çok şirkete cezalar verilmiş, hatta kapatılmıştır. Sektörün kendini kontrol edememesi ve atıkların uygun koşullarda imha edilememesi sonucu 18 Mayıs 2021 tarihinde polietilen atık ithalatı yasaklanmış, fakat maalesef yasak sonradan kaldırılmış, daha vahşi bir şekilde ithalat serbest bırakılmıştır. Plastik kirliliğine önlemede ve mevcut durumda odaklanması gereken konular atık ithal etmek değil, atıklarımızı, kendi atığımızı, yönetim sistemimizin geliştirilmesi ve atık yönetim becerilerimizin güçlendirilerek ülke atıklarımızı kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanıma dahil etmek olmalıdır. Atıkların birbiriyle kontamine olmadan geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle ekonomiye önem arz etmektedir. Kendi atıklarımızı doğru yönetme becerilerini geliştirmek. Sıfır atık konusunda belediyeler bizlerin de desteğiyle acilen harekete geçmelidir. Günümüzün en önemli kirlilik türlerinden olan plastik kirliliğinin önlenmesi, yaşam alanlarımızda gelişi güzel atılmış, yakılmış atıkların bulunmaması ve ülkemizin dünyanın çöplüğü haline gelmemesi için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Her ne kadar atıklar belirli kodlarla geliyor olsa da atıkların limana ulaşmasından itibaren yeterli denetim ve konusunda uzman personelin bulundurulması zorunludur. Ayrıca işe yaramayacak ve ekonomik değeri olmayan atıkların daha sonra atık işleyen tesisler tarafından kentte gelişigüzel ortamlara bırakılmaması konusunda yapılan denetimler sürdürülmeli. Bu tesislerin kütle denge sistemlerinin iyileştirilerek atıkların akıbetinin ne olduğu konusunda net bilgiler elde edilmelidir. Bu tesislerin gerekli çevresel önlemleri alıp almadığı, atık depolama sahasının yeterli olup olmadığı, yani fiziksel koşulların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı denetim ekiplerince belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Geri dönüşüm önemlidir. Ama atıkları sularımıza, bereketli topraklarımıza dökmek tam bir cinayettir. Bu tür şeyler yapan suçlular yakalanıp mutlaka cezalandırılmalıdır. Bizler aşağıda ismi bulunan kurumlar olarak bir an önce bu sorunun çözümlenmesini istiyoruz. Maalesef ülkemizde şehrin ortasına atılan bir çöplük. Burada gördüğünüz çöpler aynı zamanda Seyhan Nehri boyunca da bereketli topraklara atılmaya devam ediliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ülkemizin geleceği bu şekilde yok ediliyor. Derhal bu atık ithalatı bir an önce durdurulmalıdır ve bu konuya bir an önce çözüm üretilmelidir. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunlar içinde başkanların dernekleri olarak yıllardır Türk halkının
maruz kaldığı toksik kirlenmeye, zehirlenmeye dikkat çekiyoruz. 20 yıldır hayatımızı tehdit eden nükleer santrallerle ve şimdi de burada Avrupa'nın pisliğiyle hayatımız tehdit ediliyor. Bugün Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi kanser istatistiklerini görüyorsunuz. 2002 ile 2016 arasında 14 yılda kanser oranlarının Türkiye'de nasıl arttığını gösteriyor. 2017'den beri de Sağlık Bakanlığı yeni kanser istatistiklerini yayınlamıyor, saklıyor. Erkeklerde 14 yılda 2002'de prostat kanseri 3 kat artmış, lenf kanseri 5 kat artmış, tiroid kanseri 12 kat artmış, akciğer kanseri 1,5 kat artmış. Kadınlarda meme kanseri 1,5 kat artmış, tiroid kanseri 6,5 kat artmış, akciğer kanseri 2 kat artmış. Neden? Sorunun cevabı basit. İşte bu pislikler yüzünden, işte Avrupa'nın çöpü yüzünden, işte termik santraller yüzünden, işte siyanürle toprağımızı, suyumuzu, havamızı zehirleyen çok uluslu küresel emperyalist maden şirketleri yüzünden. Türk halkının geleceği yok edilmeye çalışılıyor. Bugün biz eğer buna tedbir almazsak gelecek nesillerimizin hayatı tehdit altında, açık, net, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kanser istatistikleri. Teşekkür ederim. Ya bu Allah.